İzleyenler, bir haber yaptık. Ofisimize dönerken Ünye'nin Orta Çarşı mevkiinde Ünye'nin yetiştirdiği çok güzel bir karikatüriste denk geldik. Birisiyle konuşuyordu, telefonunu kestirdik ve biz de sürpriz yapalım istedik. Önce bu kardeşimizi size bir tanıtalım. Kendisini tanıtsın. Buyurun efendim, kendinizi tanıtın. Evet, ben İhsan Kocagöz. Diğer adımız da İhsan abi. Namı diğer İhsan abi. Namı diğer İhsan abi. Ben de İslam dostumla Sacada'ydım, oturuyordum. Ta yeni indim aşağıya. Biraz muhabbet ettik, çay içtik. Ben de eve doğru giderken beni yakaladın hocam. Şimdi siz selam verdiğiniz, denk geldiğiniz yerleri harika yorumlayan bir şahsiyetsiniz. Evet. Karikatüristsiniz. Evet. Sanatçısınız. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet. 1984 yılında İstanbul'a benim deyimimle metropole yolum düştü. Harika. 38 sene bir metropolde yaşamımız oldu. Aynı zamanda 80'li yıllarda karikatür sanatıyla da ilgileniyordum. İlk karikatürüm de 84 yılında Tercüman Çocuk Dergisi'nde yayınlanmıştı. Çok güzel. Senin Palcıoğlu'nun sayfasında. Sonra İstanbul'a gidince ister istemez değişik mecralarda çalışmamız oldu ama karikatürü de bırakmadım. İkinci olarak Çarşaf Mizah Dergisi'nde karikatürüm yayınlandı. Sonraki senelerde Gırgır, Fırt, o zamanki adıyla Limon. Bu aralarda da amatörce karikatürlerimiz yayınlandı. Zamanla Alfa yayınlarında Ali Recan önderliğinde Yüzbaşı Volkan çizim kadrosunda bulundum. Birçok iş mecrasından sonra 98 yılının 13 Şubat'ında bilim ilaca girdim. Bir arkadaşım vesilesiyle, ona da teşekkür ediyorum buradan, Orhan Besten, Ünyeli dostum. Çok güzel. Hamidi Amaresi'nden çocukluk arkadaşım. Aşağı yukarı bir 22 senelik bilim ilaç maceram oldu. Bu süre zarfında normalde karikatürcülüğünü biraz ara verdim. Yarışma karikatürlerine ağırlık verdim. 12, 13, 14, 15 tane falan ödülüm oldu. Sadece yarışmalara katıldım. Sonradan onu da kestim. 4-5 sene bir çizgiyi bıraktım. Tekrar bilimli yaştayken 2013 yılında yavaş yavaş tekrar başladım. 2014'te de anılarımı yazarak tekrar çizim dünyasına dönmüş oldum. Bir ara aşağı yukarı 3,5 senede Ünye Kent Gazetesi'nde haftada 3 gün, sonra 2 gün, sonra 1 güne düştü. Tam sayfa mizah sayfası yaptım İhsan abinin yeri diyerekten. Var, izliyoruz. Ve en sonunda 2022'nin Ağustos sonunda Ünye'ye temelli geldim. Şu anda Ünye'deyim. 1 sene 3 ay oldu. Hani bazı arkadaşlarım büyük metropolde yaşadın, Ünye'ye gittiğin zaman sıkılırsın dediler ama ben gerçekten hani 1 seneye geçti. Hiç sıkılmadım. Uğrak yerlerim var bazı, çay ocaklarım var. Oralara otururum, gözlem yaparım, Ünye'de dolaşırım. Büyük çoğunlukla da Ünye Kütüphanesi'nde oraya gitmeyi de seviyorum. Üniport'un en üst katında. Orada çizimlerimi yaparım. Bazen Ünye Çamlık tamam ettiğim zaman açık havada dışarıda, yağmurlu havalarda içeride Çamlık kafede çizim yaptığım olur. Yani evde çizim yapmaya pek vaktim bile kalmaz dışarıdaki çizimlerden. Şu anda bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda çizimlerimi de Facebook ve Instagram üzerinden paylaşıyorum dostlarımla. Peki Sayın İhsan Karagöz, Ünyelilerin lakabıyla İhsan abi. İhsan abi. Mega şehir İstanbul'da başladığınız bu güzel sanatınızı, doğup büyüdüğünüz ve sonuçta döndüğünüz Ünye'de nasıl aynı İstanbul özelinde olduğu gibi Ünye'de de icra edebiliyor musunuz? Yoksa Ünye'de sıkıntılar var mı? Yok. Sizin sanatınızı icra etmede? Yok. Gayet güzel gidiyor burada da. Ünye'de gayet güzel geziyorum, dolaşıyorum. Gözlemlerimi de çizgilerime döküyorum. Genelde Ünye üzerine çok çizim yaptığım oluyor. İnsan eline değen konular paylaşıyorum. Fazla çok siyasi ya da diğer mecralara girmeden günlük yaşamımı paylaşıyorum gibi bir şey yani. Öyle diyebilirim yani. Siz karikatüristler, biz basın mensupları gibi yazarak değil, siz çizerek duygu ve düşüncelerinizi
ülke, ünye ve dünya kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Evet. Evet. Evlisiniz? Evliyim. Aşağı yukarı 5 senelik evliyim. Şu anda hanımla beraberiz yani. Tebrik ediyoruz. Evet. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü bir yaşam versin sizlere diyor. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Ünye dostlarıma da sevgi ve saygılarımı iletiyorum buradan. Sizi tanıdığım için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Sevindik. Bu Ünye'ye geldiğim zaman içinde tanıştık. Önceden tanışmış şeyimiz olmadı. Evet, arkadaşımın kızıyla evlenmişsin. Evet. Dursun Kuş benim evet. Çimento fabrikasından. Evet. Çimento değirmenlerinde yardımcı mıydı? Evet. Ben ustabaşıydım, evet. O da yardımcı mıydı? Evet. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Yani giyim tarzını da çok seviyorum. Çok özenli ve takım elbiseleri geziyorsunuz. Eyvallah. Onun için de ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bir özen gösterdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun.